Kripto Sesli Haber'e hoş geldiniz. Terra Rebels, Lunge geliştirmesini sonlandırma söylentilerini reddetti. Terra Luna ile ilgili habere başlarken, bir sonraki Terra Luna haberini almak için lütfen şimdi abone olun. Lütfen bu videoyu Terra Luna topluluğunu desteklemek için sosyal ağlarda paylaşın. Terra Rebels, Terra Classic, Lunge zincirindeki operasyonları sonlandırmayı planladıklarını öne süren söylentileri yalanladı. Terra Classic jetonunu canlandırmaya adanmış bağımsız topluluk odaklı organizasyon Terra Rebels, Lunge zincirindeki operasyonları durdurmayı planladıklarına dair son zamanlarda giderek artan söylentileri ortadan kaldırdı. Cryptocurrency etkileyicisi ve önde gelen Lunge topluluğu üyesi Klaas kısa süre önce bilgileri Twitter aracılığıyla açıkladı. Klaas'a göre Terra Rebels grubu, ağ üzerinde çalışmayı bırakmayı planladıklarına dair söylentilerin aksine Lunge zincirindeki operasyonlarına devam edeceklerini doğruladı. Klaas, grubun topluluktan herhangi bir ücret almayan önceki gönüllü modelinden geçiş yapmak istediği için grubun yalnızca sürdürülebilir bütçeli bir operasyon modeli geliştirmek istediğini de sözlerine ekledi. Bütçelenen model, grubun fon almak için Lunge zincirinde yaptığı iş için şeffaf bir operasyon bütçesi sağlayacaktır. Lunge Terra Rebels'in Lunge zincirindeki faaliyetlerine devam edeceğine dair onay alındı. Şu anda gelecek için bir bütçe modeli üzerinde çalışıyorlar, ancak söz verildiği gibi zincirimize yardım etmeye devam edecekler, dedi Klaas Salı günü bir tweet'te. Vahiy, Lunge kampında bir rahatlama dalgasını hızlandırdı, çünkü çok sayıda topluluk üyesi ifşaiyeyi karşıladı. Klaas'ın konuyla ilgili son açıklamalarından önce, Klan Mudhorn takma adını kullanan Terra Rebels idari ekibinin bir temsilcisi Twitter aracılığıyla iddiaları resmen çürüttü. Kişi Terra Rebels TR söylentilerini vurgulayarak Lunge kampında yakın zamanda yayılan bazı iddiaları ortadan kaldırmak istediklerini belirtti. Klan Mudhorn'a göre Terra Rebels, yazılım istemcileri üretmeye devam edecek. Ancak, tıpkı Klaas gibi, grubun yalnızca bütçelenmiş bir operasyon modeli üzerinde çalışmak istediğini açıkladılar. TR gelişimini durdurmuyor. Hala buradayız ve yazılım istemcileri üretmek için çalışmaya devam ediyoruz. Biz sadece bütçeli bir çalışma modeline geçiyoruz, dediler. Lunge topluluğu ifşaiyeyi karşılasa da, birkaç üye, önerilen bütçeli modele destek sözü verirken, topluluğun Lunge zinciri üzerinde yorulmak bilmez çabalarını telafi etmek için topluluğun zaten bir yol bulmuş olması gerektiğini iddia etti. Yeni Terra Rebels sürdürülebilir bütçeli çalışma modeli. Pazar günü yeni tanıtılan model hakkında konuşan önemli Terra topluluğu üyesi ve Terra Rebel'in yöneticisi Re, kafa karışıklığını gidermek için durumu açıklığa kavuşturmaya çalıştı. Re, bütçelenen model aracılığıyla Terra Rebels grubunun Lunge zinciri için ücretsiz geliştirme teslimatları sağlamayı durduracağını açıkladı. Bununla birlikte grup, finanse edilecek topluluğa herhangi bir operasyon için bir bütçe sunacaktır. Re ayrıca V23A yükseltmesinin bütçeye dahil edileceğini açıkladı. Re, Terra Rebels grup üyeleri için sürdürülebilir, bütçeli çalışma modelini sunan teklifin ayrıntılarını Prop 0017 özetleyen bir belge paylaştı. Rider 70 in 28 Ekim'de sunduğu teklif, bütçeli modele geçmenin artılarını ve eksilerini özetledi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.